Başlat. Bir Ukraynalı bir Türk kanalına hoş geldiniz. Aslında bakarsak en çok sıkıntı yaşadığımız konular ilişkiler, değil mi? Yani. Yani öyle diyebiliriz. Aslında hem sizin ülkenizdeki insanların ilişkileri, arkadaşlıkların ilişkileri, hem de bizim ülkemizdeki insanların ilişkilerinde belli başlı farklılıklar var. Yani bunları analiz etmek, gözlemlemek kendi içinde çok zor. Ama dışarıdan birisi bunları çok güzel bir şekilde gözlemleyebiliyor. Aa, çok sıkıntı yaşadım gerçekten. Daha üniversitede arkadaşları bulmak için gerçekten bir sürü sıkıntı gördüm. Yani nasıl gördüm? Yaşadım demek daha mantıklı olacak. Çünkü benim için normal şeyler Türk mantalite olanlar için acayip bir, ne bileyim, değişik ve anormal görebilirsiniz. Yani aslında dışarıdan tabii ki ben senin yorumlarını da merak ediyorum. Bizi izleyenler de mutlaka merak edecek. Çünkü gerçekten bir toplum kendi içerisinde kendisini analiz edemiyor. Yani böyle bir durum var. Belki evet, aynı şekilde bu toplum sizin ülkeniz için de geçerli olabilir. Yani dışarıdan gören birisi gerçekten çok ciddi farklılıklar görüyor. Ve sanki daha sonradan kendini de yargılamaya başlıyor. Çünkü bu insanlar kendi yaşadıklarının farkına varamayabiliyorlar. Değil mi? Olabilir. Öyle bir şey olabilir. Onun dışında sizin alışkanlıkları galiba farklı görebilir ve ilişki kurmak da gerçekten büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Peki ben dışarıdan gelen. Anladım. Yani şunu merak ediyorum aslında. Şimdi sen dışarıdan gelen birisin. Evet. Bizim toplumda gözlemlediğin sorunlar neler ilişkiler üzerinde? Ya sorunları demek çok galiba büyük bir kelime diyebiliriz. Sorunlar değil. Sorunlar değil. Acayiplikler. Acayiplikler diye. Farklılıklar diyelim. Farklılıklar, evet. Şöyle söyleyebilirim. Zaten Ukraynalı ve Ruslar daha soğukkanlı insanlar. O yüzden. Ama Türkler ülkenin yüzünden ve ne bileyim kandan dolayı daha sıcak kanlı, böyle daha heyecanlı, daha çabuk her şeyi yapıyorlar diyebiliriz. Yani aslında bizimkilere göre de siz biraz çabuk yapıyorsunuz her şeyi. Ya şöyle bir durum var. Hani Ukraynalı olduğun için demiyorum. Yani genel olarak Türkiye'de öyle bir algı var. Hatta geçenlerde bir adam öyle bir açıklama yapmış televizyonda. Ne demişti? İşte Ukraynalılar, Ruslar falan takılınacak insanlar. Tek gecelik falan. O şekilde bir düşünce içine girmiş. Hatta çok fazla tepki gelmişti. Yani sen kadınları bu şekilde ayırt edemezsin vesaire gibi. Ben de izledim. Gerçekten hiç hoşuma gitmedi o söylemleri. Çünkü tamam, bu şekilde yaşamak isteyen insanlar olabilir ama yani bu kişiden kişiye göre değişir. O adamın düşüncesi demek ki o şekilde. Ama bence öyle değil. Ya bu ifade ne için olmuş? Niye öyle söylemiş? Çünkü buraya gelenler, zaten Türkiye'ye gelenler, Ukraynalılar, Ruslar ve diğer ülkelerden turistler. Turistler ne için geliyorlar? Dinlenmek için. Her konuda diyebiliriz. Tek kadın veya tek erkek gelebilir veya o sadece dinlenmek için. Ha, kendi ülkeye gelince öyle davranışlar yok. Mesela çok zor, biz çok zor ilişkileri kuruyoruz, arkadaşları buluyoruz. Çünkü genelde galiba daha Sovyet Birliği'nden gelen böyle davranışlar, hı hı, güvenmemek. Hı. Yani asıl konu güvenmemek. O yüzden çok yakın arkadaşları Ukrayna'da veya Rusya'da zorla bulur. Ya sonuca bakarsak sosyal anlamda ilişkilerde ciddi farklılıklar var. Ama benzer olan durumlar da var. Var aslında ama şunu söyleyebilirim. Mesela kız ve erkek arasında bir sıkıntı var. Ve ben bayağı gördüm onu mesela seninle ilk başta, ilk zamanlarda ilişkimizde. Mesela birkaç tane var. Gerçekten canımı sıktı diyemem ama sinirimi bozdu. Hı hı. Gerçekten sinirimi bozdu. Mesela kıskançlık. Kıskançlık bu tanıdığımız, ne? Herkesin tanıdığımız. Kıskançlık derken kim? Her kızlar anlayabilirler beni. Kim? Ne var? Merak ettim. Kızlar anlayabilirler beni. Hem Türk hem Ukraynalı erkeklerden olabildiği bir şey.
Ama Türk erkeklerden galiba biraz öyle bir duygu abartılı. O değer vermesinden kaynaklanıyor. Bize göre, Ukraynalı ve Ruslara göre bu tam ters bir şey. Mesela, yani kıskanıyorsa sıkıntı mı var demek ki? Abartılı kıskanıyorsun. Mesela senin bir arkadaşın var, konuşamaz mısın? Konuşabilirsin. Niye bir erkek ve kız arasında bir ilişki olabilir, sevgili olmayabilirler? Ama bu abartıdan kastın ne? Yani abartılı mesela bununla niye selam veriyorsun? Ben gördüm, çok gördüm mesela benim Türk kızlar var. Yani arkadaş olarak Türk kız arkadaşlar var. Bu erkek kim? Niye selam veriyorsun? Niye ona yazıyorsun? Bu gerçekten çok canı sıkıyor. Hem kızların mesela sen bana mı güvenmiyorsun, kendine mi güvenmiyorsun? Mesela benim seni sevdiğimi mi inanmıyorsun? Niye öyle davranıyorsun? O kafamda mesela böyle bir soru vardı. Yani bu soru işaretini gidermek, yani bu ilişkinin durumu insanlara bağlı bence, öyle değil mi? Çünkü sokakta yüzlerce insan görüyoruz, binlerce insan görüyoruz. Ama hiçbirinin ilişkisi aynı olamaz. Doğru tabii ki ama bence en önemli konu ilişkilerde dürüst olmak. Yani bence büyük bir sorun buradan kaynaklanıyor. Dürüst olmamak, değil mi? Yani aklıma sürekli şey geliyor. Cem Yılmaz'ın video izledik. Kızların sürekli yalan söylemek zorundalar. Mekanizma çalışmaya başlıyor. Bahane. Ne bileyim, mazeret. Çalışıyor kafa. Bir şey yok. Ha, sen de söylüyorsun yani yalan. Asla aşkım. Şu anda yalan. Ve ikinci bir konu çok gerçekten sinirimi bozuyor. Kızdırıyor hatta. Senin arkadaşların davranması. Ama kötü anlamında değil. Gerçekten çok konuştuk seninle. Belki sadece yabancı olduğum için öyle davranıyorlar. Bir evet, çok fazla anlattın. Evet, başka bir ilişkilerde nasıl olduğunu bilmiyorum ama ve kötü niyetli yaptığını düşünmüyorum gerçekten. Evet. Ama merhaba bile dememek. Yani geziyoruz, yine arkadaşını görüyoruz. Yaklaşıyor, sana merhaba diyor. Ben kendimi ağaç gibi hissediyorum yani. Ya, yanındakini çok kutusu mu? Aslında şöyle bir durum var. Onun sebebi biraz Türk toplumundaki algıdan dolayı kaynaklanıyor. Yani ne demek istiyorum? Biraz açayım. Şimdi açıkçası birlikte olduğun bir kız varsa, tamam mı? Senin arkadaşların bu kıza bakamaz bile. Yani aslında bakamaz bile derken şu anda mı söylüyorum? Herhangi bir saygısızlık yapmam anlamında arkadaşlar arasında yazılı olmayan bir kural gibi düşünebilirsin aslında bakarsan. Şimdi örnek vermek gerekirse bir kız ve bir erkek birlikte olduğunu varsayalım ve bu erkeğin arkadaşları bu kızı Instagram'dan bile ekleyemezler gibi bir durum var yani. Daha doğrusu vardı. Bence son zamanlarda biraz değişti insanlar. Çünkü gerçekten bu şekilde bir algı vardı. Yani hatta ben şöyle bir diyaloğa şahit olmuştum. Sen niye benim kız arkadaşımı Facebook'tan ekledin yaklaşık 6-7 sene önce? Sen niye benim kız arkadaşımı Facebook'tan ekledin kavgası? Ki bu iki kişi de arkadaş zaten. Öyle bir durum yani, var. Yani yüzden çocuk şunu diyor. Çünkü senin sevgilin. O yüzden ekledim. Yani tanıdığım insan arkadaş yani olabiliriz. Yani hep beraber. Yani işte öyle bir sıkıntı var. Bizim toplumumuzda aşmamız gereken sıkıntılar var. Yok değil ama üstesinden gelinmeyecek şeyler de değil yani. Açıkçası. İşte arkadaşlar, bir yabancı sevgili varsa sizde veya olmasını istiyorsanız böyle davranışlar gerçekten çok üzücü diyebiliriz. Çünkü mesela benim açımdan ben nasıl düşünüyorum? Eğer bana selam bile söylemiyorlarsa, beni insan olarak görmüyorlarsa, böyle takılmak için, anlıyor musunuz? Belki yanlış bir ifadeleri kullanıyorum ama doğru yani. Düşüncelerim bu. Örnek olarak kendimizi gösteriyoruz. Senin yabancı olmandan veya herhangi bir şeyden değil. Türk insanların genel davranışlarından bahsediyoruz. Değil mi? Yani o doğru, şekilde yanlış anlamayın. O yüzden arkadaşlar gerçekten rica ediyorum diyebilirim. Çünkü dışarıdan bu sadece benim düşüncelerim. Tavsiye gerçekten. Yani. Tavsiye. İsteyen kendine göre alıp uyarlayabilir. Aynen. İlk başta dürüst olun. Gerçekten
beğendiğiniz ve beğenmediğiniz konuları açıklayın. İçinde tutmayın. Gerçekten çok iyi bir ilişkiyi kurmak istiyorsanız, ki biz galiba hepimiz mutlu ilişki kurmak istiyoruz. Herkes ister. Aynen, herkes ister. Dürüst olun, beğendiklerinizi, beğenmediklerinizi anlatın. Ve konuşmak galiba. En önemli konuşmak. Kavga etmeden, sadece yazışmak değil. Böyle bir sıkıntı var mesela. Tartışınca böyle bütün ilişkilerde tartışmalar var. Mesajlara gönderince çok kızabilirim. Ama göz gözüne gelince ya kızamam. Evet. Gerçekten kızamam. Ve sıkıntı çok çabuk çözülüyor. Daha çabuk çözülüyor. Yani mesafeler de aşka engel aslında bir yerde, değil mi? Doğru. Ya, öyle bir laf var. Öyle bir laf var yani, mesafeler aşka engel değildir diye, ama yani belli yerlerde belli sıkıntılar çıkarabiliyor. Olabilir. Olabilir gerçekten. Ya biz de çok fazla ayrı kaldık. Hani ayrı kaldık derken üniversitede işte durumlar gereği, tatiller gereği vesaire. Hani ayrı kalma durumlarımız oldu. Ama biz öyle bir sıkıntı yaşamadık çok fazla. Çok fazla diyebiliriz. Yok yani şu iş ayrılma boyutuna hiçbir zaman gelmedi. Evet. Yani ayrılık kelimesi hiç geçmedi bile. Öyle bir şey. Doğru. Ya tartışıyorduk falan. Tamam, öyle en fazla bir gün iki gün sürüyordu. Ama tabii ki yan yana olunca yarım saatte çözülüyor iş. Doğru. Hatta evet. Çoğu zaman yarım saatte sürmüyor. Bugün bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah bir başka videoda tekrardan sohbet etme şansı buluruz. Görüşeceğiz. Bizi takipte kalın. Abone olun. Videolarımızı beğenin. Tavsiyelerini dinleyin. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.